Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Şöyle bir soru var. Allah'a küfretmekle Resul'e küfretmenin hükmü bakımından fark var mı? Yani hemen kişinin öldürülmesi midir? Kefareti ya da cezası demek istemiş herhalde. Allah'a küfretmek ile Resulü aleyhissalatü vesselam'a küfretmek arasında fark yoktur. Yani bunları inkar etmek açısından veyahut bunlara düşmanlık etmek açısından veyahut bunları alaya almak açısından fark yoktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şehadeteinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini de zikretmiştir. Mesela şehadetin ilk ayağı eşhedü en la ilahe illallah. ikinci ayağı ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve rasulüdür. Dolayısıyla sadece şehadetin bir ayağını kabul edip Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ey bunu kabul edip sonra Muhammed Resulullah dememek küfürdür. Yani bu kişiyi Müslüman yapmaz. Bu kişiyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine inanmakla beraber kendisine de inanacak. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, risaletini kabul edecek ve ona tabi olacak. Böyle olmadığı sürece bu kişiyi Müslüman olmaz. Dolayısıyla Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa suresi 80. ayette mesela buyuruyor. Men eta'r rasule faqad Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Dolayısıyla Allah Azza ve celle ona itaati kendisine itaat olarak değerlendiriyor. Niçin? Çünkü Necm suresi 3 ve 4. ayette buyuruyor ki Rabbimiz "Vem yantiqu ani'l hawa in huwa illa vahyun yuhâ onun konuştuğu ancak vahiydir ee, o hevadan konuşmaz onun konuştuğu ancak bir vahidir. ya da haşr suresi 7. ayette ve Rasulu, fahudu, rasûlu fehuduh ve mâ nehâkum anhu size neyi verdiyse onu alın neyi yasakladıysa ondan sakının dolayısıyla aleyhissalatü küfür küfretmek onu inkar etmek onu alaya almak e, getirdiğini kabul etmemek veya onu kabul etmemek Allah'ı inkar etmekle eş değerdedir. Çünkü Allah azze ve celle Ankabut suresinde ilk ayetlerinde ikinci ayette buyuruyor ki: Ahasib ehasibennas en yaqulu hum la yuftenun. İnsanlar inandık diyerek kurtulacaklarını mı sandılar? Bizi diğer ümmetlerden ayıran husus da budur. Yani kişinin Allah'a inandım demesi yetmez. Allah Subhanahu ve Taala'nın haber verdiği esaslara inanması gerekir. Mesela emen bile ifade ederken deriz ki emen billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli. Ey Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine yani haber verdiği rasullere de inanmak. Dolayısıyla bunu inkar İslam'ın bu esasını da inkardır. Dolayısıyla bu da küfürdür. Yani İslam dairesinden çıkmaktır. Evet İslam'ın hakim olduğu yerde yani e, halifenin olduğu İslam'la hükmedilen yerlerde böyle bir inkarın içerisine giden böyle bir küfrün içerisine giden kimsenin cezası tövbe etmezse öldürülmesidir. Niçin? Çünkü bu bağ yetmiştir, mürted olmuştur. Önce kabul etmiş, sonra inkar etmişse. Ancak kendi kendine bir şey icat edip ben la ilahe illallah yani önce kabul etmiş sonra inkar etmişse mürtet ama baştan baş beri baştan beri hiçbir şekilde Muhammedur Resulullah dememiş bir kimse ve ona küfür etmiş olan bir kimse eğer cahil değilse yani bakın bu kelimeyi söylemiş eşhedü en la ilahe illallah diyor ve eşhedü Rasulullah Resulullah diyor. Muhammed Aleyhissalatu vesselame küfür değil de bazı hadisler konusunda şüpheli yaklaşıyorsa bazı şeyleri kabul edip bazı şeyleri etmiyorsa ey o zaman bu kişi eğer cahilse e, e, mesela sünnetin bize geliş yollarından emin değilse bu ve buna benzer tevilleri varsa o zaman bunu küfürle itham etmeyiz. Cahil olarak kabul ederiz veya onun tevilini dinler bu tevilini düzeltmeye çalışırız. Cahilse cehaletini gidermeye çalışırız. Bütün bu hususlar kendisine belli olduktan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan kininden nefretinden, düşmanlığından veya çağ dışı görmesinden ve benzer sebeplerle ona en ufak bir buz duyuyorsa vallahi bu küfürdür. Bu küfürün ta kendisidir. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle'ye inkar etmekle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmek aynı şeylerdir. Bu iki esas e, şehadetinin bir ayağını iptal etmektir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın esaslarını sayarken buyuruyor ki şehadetun en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ondan sonra ve ikameti salah ve tutiye zeka ey ve savumu ramazan ve haccul beyt diye vesselam beş esası sayıyor. Bunlardan birini inkar etmek küfürken en önemli İslam'a giriş kapısı olan bu sözde bir ayağını iptal etmek veya inkar etmek şehadetin küfrün ta kendisidir. Her türlü sapkınlıktan ve saptırıcıdan Allah'a sığınırız. Ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed.